Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Bugün inşallah sizlerle beraber Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzünü inşallah hep beraber tanıyacağız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu cüzde bizlere Zümer suresinin son kısımları, Mü'min suresi ve son sayfası hariç Fussilet suresini vahyetmiş. Bu surelerdeki temel konular ve yine bu surelerdeki bazı ayetleri inşallah hep beraber tanıyacağız. Öncelikle değerli kardeşlerim, Zümer suresinin 36. ayetinin ilk kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayetin öncesini anlamak için Zümer suresi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminin son çeyreğinde indirilmiş bir suredir. Ve surenin temel konusu tevhiddir. Ve surede tevhid ile birlikte Kur'an'ın üslubu olan iki yönlü olma açısından şirk konusuyla birlikte anlatılır. Yani Kur'an-ı Kerim'in üslup olarak Kur'an zıtları birlikte anlatır. İşte bu surenin temel konusu tevhiddir. Fakat bununla birlikte şirk de bu surede ele alınmakta ve şirkin tutarsızlığı, şirkin geçersizliği ifade edilmekte. İşte şirkin temelinde ise İnsanın zihninde Allah'ın yetersiz olma fikri vardır. Yani müşrik insanın zihin dünyasında Allah'ın yetersizliği fikri olduğu için Rabbimiz burada şirki tümüyle reddettikten sonra Allah'ın kuluna yeterli olacağını bizlere soruyla ifade ediyor. Hiç Allah kuluna yetmez mi? Ve yine bu sorunun cevabını yine surenin 38. ayetinde Cenab-ı Hak bu sefer buyuruyor ki قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ De ki ey Resulüm Allah bana yeter. Değerli kardeşlerim, Allah'a iman eden, Allah'a güvenen, Allah'ın bir ve tek olduğunu gönülden inanmış her mümin için Allah ona yeterlidir. Allah'ın haşa yetersiz olduğunu düşünmek şirkin temel konularından, temel zihniyetlerinden biridir. Ve bu ayetlerde işte bu inanç, bu yanlış kabul tümüyle reddedilmektedir. Evet, dedik ki Zümer suresinin konusu tevhid ve tevhidle birlikte şirkin anlatılması. Zümer suresinde yine değerli kardeşlerim hepinizin bileceği bir ayeti ben buradan tekrar okumak istiyorum. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşıp İsraf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O lütfu ve bağışlaması sonsuz ve rahmeti sınırsız olandır. Evet değerli kardeşlerim, bu ayeti pek çoğumuz duymuşuz veya biliyoruz. Bu ayet bizlere ümitsizliğin İslam'da olmadığını açık bir şekilde ifade ediyor.
Çünkü insan hata ile mağluldür. Yani insanız, beşeriz ve hata işleyebiliriz. Ama burada önemli olan bu hatamızın farkında olup Allah'ın rahmetinin sınırsız olduğunu bilerek o rahmete kendimizi atmak. O rahmetten af dilemek, bağışlanma dilemek, bu ümidi devamlı gönül dünyamızda tutmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bu ayet Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Vahşi'ye göndermiş olduğu son ayet olarak biliniyor. Bu ayetle kendisine gelerek iman etmiş. Bu ayet bizlere ne kadar günah işlersek işleyelim, bu günahımızın Allah'ın bağışlamasından daha büyük olmadığını ifade ediyor. Fakat burada şunu da önemli vurgulamak istiyorum. Bu ayete sarılıp günah işlemek değil, bilmeyerek veya hataen günah işledikten sonra bu hatamızdan tevbe ederek, o hatayı bir daha işlemeyerek Allah'ın rahmetine sığınma, Allah'ın merhametinden ümit kesmemeyi bize bu ayet ifade ediyor. Evet değerli kardeşlerim, Zümer suresi sadece kendisinde geçen Zümer kavramıyla, kelimesiyle sureye bu ismi almış. Zümer demek, zümreler demek, gruplar demek. Ve Rabbimiz bu surenin sonunda bizlere surenin genelinde anlatılan tevhidin cennet zümresi, şirkin ise cehennem zümresi oluşu ve onların cennete ve cehenneme giriş durumları anlatılmaktadır. Bunları da inşallah vakti olan kardeşlerimiz Zümer suresinin özellikle 69. ayetten başlayarak sonuna kadar okumalarını tavsiye ediyorum. Evet, cüzümüzdeki diğer bir sure değerli kardeşlerim, Mü'min suresi. Mü'min suresi de Zümer suresi ile iniş dönemi olarak birbirine yakın dönemlerde inmiş. Ve Mü'min suresinin değerli kardeşlerim temel konusu insandır. Aslında sure bize insanı anlatırken insanın Rabbi karşısında haddini aşmaması gerektiğini, Allah'ın karşısında kendisinin kulluk vazifesinin olduğunu bizlere bu sure net bir şekilde ifade ediyor. Ve bu sureyle ilgili değerli kardeşlerim, Buhari'nin hadis kitabında şu rivayet bizlere bildiriliyor, aktarılıyor. Mekke'nin önde gelen müşrik zındıklarından Yahudi asıllı Ukbe bin Ebi Muayit, Peygamber Efendimiz'e fiziksel şiddette bulunmak isterken Hazreti Ebu Bekir onların arasına girerek diyor ki, aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir'in kullanmış olduğu ifade bu surenin de bir ayetinde geçmektedir. Ben ayeti okuyarak sizlere devam etmek istiyorum. Ayet Mü'min suresi 28. Ve kâle raculun mü'min, mü'min bir adam dedi ki, âli firavune yektumu imânehu eteqtulûne raculen en yekûle rabbiyallah. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayet bizlere Hazreti Musa ile Firavun kıssasından bir parça aktarıyor. Firavun'un sarayından, ayetin ifadesiyle onun alinden olan ve imanını gizleyen mümin bir kişi, Firavun'un artık son derece artan şiddetli tazdikleri karşısında araya girerek diyor ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ, Rabbim Allah dediği için mi bu insanı öldüreceksin?
Rabbim Allah dediği için mi bu insanı, bu adamı öldüreceksin? Bu mümin kişinin kullanmış olduğu ifadeyi Hazreti Ebubekir kullanıyor. Ukbe bin Ebi Muayta diyor ki, Rabbim Allah dediği için mi bu adamı öldüreceksin? Burada demek ki değerli kardeşlerim, tarih boyunca tevhidin ve şirkin tarafında olanların aynı şekilde olduğu ve bunun önceki surede gördüğümüz gibi tevhid ehlinin cennet zümresi, şirk ehlinin ise cehennem zümresi olduğu ve bunların da birbirlerinin davranışları, hareketlerinin birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Hazreti Ebubekir ile Firavun'un sarayında imanını gizleyen bu mümin kişi, iki mümin kişi iki peygambere savunurken böyle söylüyorlar. Evet değerli kardeşlerim, Rabbimiz Allah diyeceğiz. Çünkü biz Allah'a iman etmiş bir mümin insanız. Bu sure kendi adıyla mümin suresi. Çünkü işte burada Firavun'un sarayında imanını gizleyen bu mümin kişinin kıssası anlatıldığı için mümin demiş. Ve burada surenin temel konusu insan. Ve bu ikisini birleştirdiğimizde Rabbimiz bize tarihten yaşanmış mümin bir insanın tavrını, mümin bir insanın nasıl olması gerektiğine dair bize bu surede bazı bilgiler vermektedir. Evet değerli kardeşlerim, Mümin suresinden yine sizlere bir ayet aktarıp inşallah diğer sureye geçmek istiyorum. O da surenin 60. ayeti. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Rabbimiz buyuruyor ki bu ayette, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bu ayeti çoğumuz bilmekteyiz. Burada Rabbimiz bize ibadetin, duanın önemini vurguluyor. Dua, Peygamber Efendimizin ifadesiyle ibadet veya ibadetin özüdür. Duanın kendisi bir ibadettir. Dua, kulun Rabbi karşısında acizliğini ve fakirliğini anlayarak kendisinin yetersiz olduğunu, Rabbinin her şeye yeter olduğunun farkında olarak onun karşısındaki duruşunu ifade etmekte. Ve dua, kabul edileceği inancıyla edilmesi gerekir. Dua, müminin hayatına yön veren temel ibadetlerden birisidir. Sadece zorluk ve darlık anında değil, mümin hayatının bütün bir alanında dua ibadetini asla terk etmemeli. Evet değerli kardeşlerim, bu cüzümüzdeki son sureye geçiyoruz. Fussilet suresi. Fussilet suresinin de temel konusu iman ve inkarın olgusu ve duası. Cenab-ı Allah bu surede imanı ve inkarı bize anlatıyor. İmanın faydalarını, inkarın ise zararlarını bize anlatarak iman eden mümin kullardan olmayı bize tavsiye ediyor. Surenin başında Kur'an'ın insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderildiğinin altı çiziliyor. Ve yine bu sureden de sizlere bir ayeti aktararak inşallah bitirmek istiyorum. Ayetimiz surenin 33. ayeti. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a davet eden, Allah'a çağıran ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Evet değerli kardeşlerim,
Cenab-ı Allah bu ayette en güzel sözlü kişinin insanları Allah'a davet eden, Allah'a çağıran ve bu daveti çağırmamız için öncelikle Allah'a iman etmemiz gerekir. Bu imanımızın pratik hayatta göstergesi olan salih amel işleyen, Allah'a davet eden ve salih amel yapan ve bir de sadece ben Müslümanlardanım diyen kişi Allah katında en güzel sözlü kişi olmuş oluyor. Rabbimiz bu ayetinde bize sadece kendisine daveti ve yeryüzünde salih amelleri çoğaltmayı, hayrı yaymayı, sulhu, barışı, güveni, merhameti, adaleti yeryüzünde çoğaltmayı, üretmeyi ve bunu yaparken de sadece Müslüman vasfıyla, Müslüman adıyla başka herhangi bir ek veya fazla isme gerek duymadan sadece Allah'a teslim olmayı Cenab-ı Hak en güzel sözlü olarak tarif ediyor. Rabbim inşallah bizleri de bu ayete inşallah uygun kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.